FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 3. sezon 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden Mersin maçıyla devam ediyoruz. Ligde lider gidiyoruz. Kupada da çeyrek final ikinci maçımızı, ilk maçını kazandık Urfa'ya karşı. İkinci maçımızı yapacağız. Şöyle ilerleyelim. Maç günü gelmiş. Serdar Aziz cezalı diyor. Serdar Aziz cezalıysa geçen maçta kırmızı kart görmüştü. Stoper'e kimi alacağız? John Boy sakat. Hakan Çinemir var. Mehmet Topal'ı alalım. Mürsaşko düzelmiş. Bizim Sansero da pek iyi sayılmaz ama daha yabancı olduğu için kadroya biraz alışacak abileri. Evet, bu şekilde başlayalım. Cengiz, Volkan, bir tane stopere yedek alalım ya. Şu Hakan Çinemre'yi. Kimin yerini alalım? Volkan Şen'in yerini alalım. Kadromuz bu. Devam ediyoruz. Batu da sakat zaten. Takımlar ısınıyor. Bu ne kadar uzun ısındılar ya. Maçı kazanırsak tekrar aramızdaki puan farkını 6'ya çıkartacağız. Umarım bizim için rahat bir maç olur ve kazanırız. Muhammed çok güzel bıraktı ve daha ilk dakikada, ikinci dakikada gol attık. Muhammed gerçekten harika. Muhammed gerçekte oynadığı gibi şöyle oynasa çok kaliteli bir santrafor aslında ya. Yani oyunda biraz bilmiyorum, biraz daha düşük mü yapmışlar? Gerçi aşağı yukarı mantıklı olarak çok birebir benziyor ama çok güzel kanada bıraktı ve gol. Aa! Diyecekken gol. Eren Albayrak. Yani gol yedik peşinden, gol attık peşinden gol yedik, kötü oldu. Çok iyi Muhammed. Harika bir asist ama işte atamadılar ya, tüh. Muhammed yalnız iyi ara pasları atıyor defans arkasına. Hop hop. Aman çocuklar aman. Bu ne hırs ya? Levent Savaş, Regen bakalım nasıl bir adammış. Adam 17 yaşında, bitiricilik 17 yaşıyla eşdeğer bitiriciliği var adamın ya. Bursa Spor'dan kiralık. Zaten böyle santraforlar Bursa'dan çıkar. Fiyat soralım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya. Yok artık ya. 3-1. Hadi 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 hadi. Simon Kayar, Mehmet Topal rezil oynuyorlar ya. 6.4 çok kötü. Ya yalnız oyunda bu kontra atakta bilmiyorum ne kadar böyle gol atabiliyorlar. Sürekli kontra ataktan gol atıyorlar adamlar. Yok artık ya. Dört. Yuh. Maça bak, basketbol maçı gibi oldu. 4-3.
Ya 4-4 Allah'ım ya Rabbim maça bak ya. Oğlum maçtan falan kopmayın tamam mı? Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Yok artık ya. Ya şu an şey gerçek değil bu maç ya. İlk kez böyle bir maçla karşılaşıyorum çünkü yani 4-2 4-3 falan yenilirsin de 5-5 nedir? Yok canım şaka 6-5. Ha 7'yi atın. Yalnız hakikaten yani yıllardır oynuyorum bu oyunu ilk kez böyle bir maç. İlk kez böyle enteresan bir skor. Yani 6-1 falan yenildiğim oldu da 6-0, 5-0, 6-5 nedir yani? Mersin yani 15.'den 6 tane gol yedim. -5. Süre belli neymiş bu Fransız? Ya git. Sekiz tane kaleye bulan şutlarından altı tanesi gol olmuş. Bu enteresan, ne kadar saçma sapan bir maç. 7 tane top tutmuş Harun Tekin. 22 tane kaleye bulan şut var. Ya bu kadar saçma bir maç olamaz yani. Bu kadar saçma istatistikler olarak, sonuç olarak yine bomba gibi bir bölüm oluyor. Sakın evde böyle şeyler denemeyin ha. 6-5. Güncelleme geldi. Hani onunla alakalı mı diyeceğim ama. Oliver Giroud. Patricio. Giroud Porto'ya gitmiş. Kaç paraya gitmiş Porto'ya? 10 milyon euro'ya gitmiş. Muhammed Türkiye kadrosunda olmayabilir mi? Yalnız Mersin İdman Yurdu bana 6 tane gol atıyor ve sadece santraforları şeyde. Eskişehir ne yapmış? 4 tane atmış Sivas'a. Alper forma bulamama konusundaki şeyi aşmış. Bakalım Avrupa'da ne durumda? Barcelona, Real Madrid. Barcelona büyük ihtimalle götürecek gibi duruyor. Manchester, vay. Tottenham, Liverpool, Manchester City, Chelsea. Vallahi ilk 5 arasında gelip gidecek bu. Burada da ilk 3 arasında. Almanya'da Bayern, Leverkusen. İki takım arasında gidecek. Serie A'da iki takım. Büyük ihtimalle evet öyle olacak. Ukrayna'da Kiev Dnipro, Brezilya'da daha 0 puan. Portekiz Ligi'nde 3 takım var. Gerçi Braga'yı da sayabiliriz. 6 puan çok bir şey değil çünkü. Kaç takım var? 18 takım var. Aynı 34 maç yapacaklar. Daha 12. Fransa'da Paris Saint-Germain büyük ihtimalle gözükecek. Türkiye'ye baksana.
Ortalık karışmış. Bir de Mersin'den yediğimiz 6 golden sonra puan farkı 3'te kaldı. Ne oluyor ya? Sonum Mustafa Denizli gibi mi olacak yoksa? Futbolcular beni istemiyor mu acaba? Bilerek oynamıyorlar mı? Alexander Pato sahalara dönmeye hazırmış. Alexander'cığım bir hafta, bu hafta da dinlen. Önümüzdeki hafta bir ikinci yarı alırım seni oyuna. Ondan sonra gene formayı alırsın zaten. Kim varmış potansiyeli iyi? 19 yaşında Crystal Palace Chelsea'den kiralık. Oho. Şimdi Serdar Aziz neredesin? Serdar Aziz, Mehmet Topal'ın yerine alalım seni. Oyna, sensiz olmuyor, onu fark ettik. Tawin yavrum sen. Bundan sonra sen kadro dışısın Tawin. Sana dünyanın parasını verdik oynayacaksın diye yatıyorsun. Caner'cim kusura bakma. Şöyle yapalım. Başlayalım maçımıza. Amacımız Hasan Ali'yi Türkiye milli takımında görmek. Evet. Evet, her şeyi evet. Hadi bakalım. Kadıköy'e geldik. 6 gol yedikten sonra taraftarımız bizi yalnız bırakmamış. Stadı doldurmuşlar. Zivkovic, Barajdan, Souza, Alper, Cengiz, çok güzel bir gol. Boşu boşuna Tauvin'e para verdik yani. 20 milyon, 22 milyon euro verdim yani. Bilseydim 2-3 milyon euro aldım Cengiz, ondan daha şey iyi. İrfan, Deblesis, Lalotevic, İrfan. Muhammed harika aşırttın oğlum be. Yalnız Alper döktürüyor herhalde orta sahada. Miguel'le muhatap olun. Ben sizinle konuşmuyorum. Hop hop hop. Levici. Niye stoperlerim çok kötü? 6.6, 6.7. Yapmış oluyor. Kore'yi çıkartalım. Şöyle bir atraksiyon yapalım. Hasan Ali harika oynuyorsun ya. Aferin lan. Aa. Vallahi billahi korktum ha. Hadi Atıfçım hadi. Oradan kaleyi yokluyor Atuf. Atuf. Philip Hoffman giriyor Stanku'nun yerine. Şöyle yapalım bakalım. Biraz takıma defansif şey çalıştırayım ya.
Cengiz, Atıf iyi bıraktı. Hasan Ali bir asist diyecektik. Geriye bıraktı. O da güzel. Harika bir aradan bıraktım be Atıf'cım be. Yalnız beğenmediğimiz adam bir sezonda 12 gol atmış. Fena değil. Hiç fena değil. İrfan Can kahveci. Alper. Zivkovic. Çok iyi bıraktın. Güzel orta gol getirir ve gol olmadı. Maç bitti. Evet çocuklar. Güzel galibiyet çocuklar. Aferin. Şöyle hızlıca bir analizlere bakalım. 17 şut çekmişiz. Rakibimiz 7. 17 şutun 5 tanesi kaleyi bulmuş. Rakibimizin 2 şutu kaleyi bulmuş. 11 faul yapmışız. Buna karşın rakibimiz 18 faul. Oysa ki kendi evimizde oynadığımız bir maçta her zaman biz daha fazla faul yapmalıyız. Burak kardeş sağ kanat oyuncusu değil miydi bu? Ha, 23 yaşında. Vay be. Gariban takımları aldığım zaman böyle ufak tefek takımları bu Burak kardeşi alırdım oraya. Köşe vuruşları. 6 köşe vuruş kullanmışız. O rakip 4. Simon Kayer. 13 tane başarılı müdahalesi var. Virsajko 13 tane kritik pas atmış. Hasan Ali 9 kritik. Alper, Souza, Zivkovic 17. Cengiz 7 kritik pas. Muhammed Demir hiç gol pozisyonuna girememiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Benzer oyuncular bulsak şundan ya. Yalnız sol bek bulalım çok güzel olur. Şuradan oynama mevki defans sağ, defans sol diyelim. Üh, 61 milyon daha David Alaba'ysa normal. Kaç yaşında? 27 yaşında. Gaetan Busman. Vay Bosnalı. Gersenkirchen'de. Olabilir fiziksel olarak ve zihinsel olarak, yani çalışkanlık vesaire çok iyi. Çalışkanlık çok önemli aslında bir oyuncuda. Teknik heyette hiç konuşmak istemiyorum ya. Yüzlerini bile görmek istemiyorum. Hakan Çinemre. Şurada maç antrenman odağına da savunma yerleşimi yapayım. Çok sıkıntılar çıkartıyorlar bize çünkü. Caner. Neresi istiyormuş seni? Reading. Eğer istiyorsan git. David Ospina kilit oyuncusuymuş. Kaç paraya gittin sen Arsenal'den? 4.2 milyon euro. Biz istesek 20 milyon euro isterler. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası. İkinci maçı, ilk maçı 1-0 kazanmıştık. Umarım finale yükseliriz. Adımızı finale yazdırırız. Pato takımla birlikte çalışmaya başlamış. Evet, taktikler diyoruz. Alexander Pato. Gene aynı kadroyla başlayacağız. Yalnız Alper'i oynattık. Gayet başarılı. Angel Di Maria. Orta saha merkez. Kafasına göre herkes. Böyle orta saha merkez olursa tabii ki hep kanat oyuncuları çıkar. Deniz Türüç. Kayseri Spor. Hollanda'dan gelmiş. Evet gayet iyi bir oyuncu. Burada pozisyon alma, defansif pozisyon alma, topsuz alan da hücum anlamında. Hani bu karıştıran arkadaşlar oluyordur. Pozisyon alma, oyuncunun defansif olarak top rakipteyken aldığı pozisyon gibi düşünün. Topsuz alan da yanlışlıkla video kesildi arkadaşlar, kusura bakmayın. İki parça halinde paylaşmak zorunda kalacağım. Yarım kalan sözüme devam edeyim. Topsuz alan da takımımız hücuma kalktığı zaman
O andaki kendi topsuz alanda aldığı alan, yani işte bir koşusu olur, kendini boşa çıkarma olur, pas istasyonu olması açısından kendini rahatlatma gibi düşünmek lazım. Yani defansif bir oyuncu alacağımız zaman pozisyon almasının yüksek olması, topsuz alan verisinin düşük olması bir sıkıntı çıkarmaz bize açıkçası. Yani çünkü defansif bir oyuncunun ofansif pozisyon alması yani gerek yok. Veya işte takım kontraya çıkarken kendini boşa çıkarmasına gerek yok. O yüzden o özelliği defansif oyuncular baktığımız zaman mesela şuradan bakalım. Levin Öztunalı defansif özelliği ağır, yani biraz daha ağır basan hem de ileriye yönelik. Yani tam böyle arada, yani ne defansif yönü çok fazla diyebiliriz ne de hücum yönü çok fazla diyebiliriz. Bakalım pozisyon alması, yani top rakipte hücum ederken 12, topsuz alan 15. Yani bu zihinsel olarak baktığımız zaman hücuma da biraz daha yönelik. Zaten tekniksel özelliklere baktığımız zaman da tam ortada. Mesela bu benim orta sahamda rahatlıkla oynatabileceğim bir oyuncu. Yani ben genellikle orta sahadaki oyuncuları hem ofansif hem defansif yönü olabilen oyuncular oynatmayı elimden geldiğince gayret ediyorum. Levin Öztunalı mesela onlardan birisi. Aslında tamamen hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu bulursam öyle biraz daha iyi anlatabilirim. Mesela Yuri Tillemans. Gerçi bu biraz ekstrem bir örnek olacak. Zaten bu oyuncu aşırı derecede 20 yaşında. Hani bu mesela daha çok hücuma yönelik. Gerçi tam hücumda değil ama yani 9 değeri çok düşük değil. Çok da iyi değil. Ben baktığımız zaman pozisyon alma 9, topsuz alan 12. Yani bu oyuncu hücuma biraz daha yönelik gibi gözüküyor. Teknik özellikleriyle de birleştirilince sadece zihinsel olarak olan bir özellikten yola çıkmıyorum. Pozisyon alması 9, top kapma 9, markaj 8. Yani buradan çıkan bu oyuncunun vasat diyelim. Defansif özellikleri vasat. Hücum özelliklerine bakalım. Topsuz alan 12. Ama bakıyorsunuz teknik 16, işte pas 16, dribling 14, ilk kontrol 15. Yani bitiricilik düşük olabilir ama yani top sürmesi, hız hızlanma da fena değil çünkü. Top sürmesi, hani arkadaşlarına vereceği pas, vizyon 17, özel yetenek 16. Ya burada topsuz alan biraz düşük gibi gözüküyor ama diğer özellikleri hücuma yönelik. Ya bu arkadaşa bir de topsuz alan değerleri de yükseltilirse inanılmaz bir oyuncu olabilir ki o yolda zaten. Dediğim gibi benim takımımda oynatmayı düşündüğüm orta saha oyuncularından birisi mesela. Bunu örnek vereyim. Topsuz alan 11, pozisyon alma 12. Aşağı yukarı birbirine yakın değerler. Ha, Tillemans istemez misin takımda deseler, havada karada isterim yani. Top kapma 13, teknik 13, pas 14. İşte dribling 12, bitiricilik 13. Yani değerleri hep böyle ortada bir değerler. İşimizi gören bir oyuncu. Oynatmadığımız halde inşallah oynatacağız. Yaşının gençliğine güveniyorum. Çocuklar. Silva Cengiz faul yaptı. Uğur Akdemir. Zivkovic, hop. Zivkovic içeri çevirdi. Sosa direkten döndü. Tüh. Gene Zivkovic kullanıyor. Bu sefer vuramadı Cengiz. Bu da sarı kart gördü. Zivkovic çok güzel ortaladı. Tüh. Koray Günter var defansta. Vay. Hakan Çinemri, Alper. Zivkovic ara pası Correa. Kaleci tutuyor. Zivkovic. Ne yaptın Souza kardeş?
Zivkovic, Vrsaljko, Alper, Alexander Pato döndüğü ilk maçta golünü atıyor. Serdar, nasıl kaçırdın onu ya? İşte bunlar hep maç eksiğinden oluyor. Hani oluyor ya böyle spor yorumcuları futbolcu bir pozisyona vuramıyor falan. İşte maç eksiği var tabii falan filan. Lan ne maç eksiği, adamın hayatı futbol işte. Ronan çıktı, Tardelli. Dikkatli, konsantre olun çocuklar, maçı bırakmayın bak. Sakin. Alper at aradan. At aradan. Çok güzel. Gol. İşte bu kadar ya. Bu kadar. Bu maç burada biter. Ve ben çekip giderim. Ozan Tufan, seni çok şey yaptık ya. Soğuzan'ın yerini alalım. Vrsaljko, Cengiz'in yerinde tavuğunu yapıp 3 oyuncu değişikliğimizi erkenden yapmış olalım. Sakatlanırsa da artık oyuncu, ne yapalım, sağlık olsun. Marsilio, Kıvanç, Emre. Yalnız o Mersin maçı neydi ya? Ben hala onun etkisindeyim ya. 6-5. Yani hakikaten ...2011'den beri FM serisini oynuyorum. Öyle enteresan maç hatırlamıyorum. Yani şöyle, benim yendiklerim var. Ama kulüp bazında baktığınız zaman, hani Mersin gibi bir kulübün, Fenerbahçe'ye ve hani çok kötü durumda bulunan bir kulübün, çok iyi durumda bulunan bir kulübe 6 tane gol atması inanılmaz bir şey ya. Ah be, direkten döndü be. Tüh. Tardelli. Hasan Ali. Tavin. Hasan Ali. Güzel orta gol getir. Tavin. Güzel orta gol getir. Ozan. Alper. Sansölü. Zivkovic. Yalnız direkten dönen topu kalecinin sırtı dönük eliyle tutuyor. Hop 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 hop. Hasan Ali, Serdar. Sakin. Sakin çocuklar. Ha. Zivkovic. Yalnız şu kim? Hakan Çinemre mi? Yani o topa koşmayıp da Hasan Ali'nin koşması. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız. Takımınıza kazandıktan sonra hep böyle derseniz çok mutlu oluyorlar. İki kişi de kırmızı kart görüyor. 75 ve 77. dakikalarda. Sağlık olsun, biz görmedik. Takımın en golcüsü Alexander Pato. En yüksek ortalama Zivkovic. En fazla asist Zivkovic. Volkan en yüksek pas isabeti. Zaten en yakındaki kanat beklerini at dediğim için normal. Simon Kayar 10 sarı kart. Serdar Aziz ve Kore'ye bir kırmızı kart. Çeyrek finali kazandık. Yarı finale doğru gidiyoruz. Bursaspor geldi. Souza, Souza. Souza da iyi oynuyor ya. Yani şu çizgiye baktığımız zaman Alper de çok iyi. Evet, fikstürde kim var şimdi karşımızda rakip? Eskişehirspor deplasmana gidiyoruz. Promise. Kanat oyuncusuna ihtiyacım yok. Zivkovic ayın oyuncusu seçilecek. Cem Karacan. Cem Karacan da çok beğendiğim bir oyuncudur ya. Vallahi billahi Dinamo gibi. Koy Alper'le Cem Karacan'ı orta sahaya. Çalışıp dursunlar. Ya bir de şu
FM'ye sesli spiker ekleseler, şöyle Ömer Üründüldü, İşte Erman Toroğlu falan ekleseler biraz gülse. Volkan Şen as takımda olmalı mı? %99 hayır. Volkan'ın geçti devri ya. İlk sezonda vurdu zaten, geçirdi yani. İlk sezonda keşke bir transfer şey olsaydı. Özel yetenek 16 adamın ama geri kalan bir şey yok. Alper'in ne eksisi varmış ya? Sinirine hakim olma, aşırısı yüzünden arada sırada aşırıya kaçan hareketlerde bulunuyor. Ya olsun o kadar ya. Adam gayet başarılıken üstüne koyarak gidiyor. Şuraya bak, geçen sene bir maçta oynamış, o kadar sakatlık yaşadı ki. Bu sene oynatacağım seni Alper, nasıl oynatıyorum, nasıl ilerleteceğim seni. Gerçi 26 yaşından sonra daha hiçbir şey olmaz ama. Red Star. Vay be. CM 0102'de buradan Zurawski vardı. Santrafor, onu alırdık. Eskişehir'de dördüncü zor bir maç geçecek. Aynen öyle. Yani o da bir rakibim. Yenerse 44 yapacak, ben 49, 5 puana düşürecek farkı. Aynı kadroyla devam ediyoruz. Yalnız Simon Kayer'i Hakan Çinevre'nin yerine alıp Hakan Çinevre'yi de yedeğe koyalım. Ya şundadır ya bunda, Elvacı'nın kızında. Caner'cim sen kadro dışı kal biraz ya. Yani evet çok iyisin ama Hasan Ali bu ara çok iyi performans gösteriyor. Sen gez toz eğlen bu hafta. Eskişehir'e götürmüyorum seni. Motive oldu takım, hadi bakalım. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizden birisiyle oynuyoruz. Sezgin Toko, çocuklar dikkat edin, dikkat edin. Aferin Alper. Yapmayın. Korkutmayın beni böyle çocuklar. Aman aman. Hop Alper içeri, Serdar ve gol. Sezgin kendi kalesine mi attı? Fark etmez, gol hanemize bir yazılsın da. Serdar asisti yaptı, gol Sezgin'e yazıldı. Cengiz Ünder. Kaburgası incinmiş. Aa, Enes Ünal Eskişehir'de mi? Yapmayın be. Vallahi billahi. Kesin kiralıktır ha. Ver kırmızı kartı. Adamı biçti orada resmen. Uyardı ya. Azarladı, azarlıyor. Serdar Aziz. Souza. Tüh. Güzel orta gol getirir. Hop 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 hop. Ya Mongongo. Adam durarak gol attı resmen ya.
Hadi hızlı hızlı hücum. Yapmayın be çocuklar be. 3 puana ihtiyacımız var. Tüh. Yani pozisyon da buluyoruz. Kole çeviremiyoruz. Simon Kayar, Volkan. Hadi Hasan. Gol lan. Abicim ya, bu nasıl bir kalecidir ya? Ulan kimse yok mu koşan? Lan 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 lan. Yapmayın böyle şeyler ya. Çok güzel, çok güzel. Koş 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 koş. En uza. Bırak yerden. Ya yok artık ya. Her vurulan şut Bofe'nin üstüne gider miymiş ya? Ulan kısmet yok ya. Şimdi en uç kanada atarlar, orada gol olur. Tüh, maça bak. Özete bakalım. 20 tane şut çekmişiz. Rakip 15 şut. 11 tane kaleyi bulan şutumuz var. Bir tane gol. 11 tane kaleyi bulan şutumuz var. Ruud Boffin'in de 11 tane kurtarışı var. Ha, doğru yani. O golü de biz kendi kalemize attık. Şey, rakip kendi kalesine attı. Yalnız orta saha oyuncularından birisi %100 topa müdahale kazanma oranı var. Birisi de en yüksek pas isabeti. Allah Allah. Enteresan maçlar yaşıyoruz. Şöyle bir şeyler yapalım taktikte sanki. Şöyle bir şeyler. Daha sıkı markajı kaldıralım. Pres bazen olsun. Daha sıkı markajı kaldıralım. Virsaşko da aynı şekilde daha sıkı markaj yapmasın. Pres daha az yapalım. Buradaki farkı görelim. Şu uzak direk muhabbetini kaldırayım. Uzak direği kaldır. Tamam dedik. Cengiz ve Zivkovic iki kanat oyuncumu kaybettim. Şöyle yapacağız. Caner'i oynatırız ileride. Volkan Şen'imiz var. Hatta Volkan Şen'i oynatalım. Fernandes, John Boy, Mehmet Topal. Volkan Demirel yerine Ertuğrul'u alalım bakalım. Şimdi orta saha böyle, kanatlar böyle. Talimatlarda da ya savunma da normal. Yani geriye yaslan yapalım bakalım. Tempoyu normale çekelim. Şimdi oynayalım bakalım. Abdullah Pekmezci.
Gayet iyi gidiyormuş Abdullah Pekmezci. Bu ne? Stoper. Pozisyon alması 13. Ön sezi fena değil, yükselecek. Konsantrasyon, ön sezi, pozisyon alma, takım oyunu, karar alma, çalışkanlık, cesaret. Markaçlı, yani bir standart stoper özellikleri gayet başarılı. Ne zamana kadar sözleşmesi varmış? 2020. Ben bunu 2100 yapayım. Ya 2020'ymiş zaten. En fazla 2 sene. Genç oyuncular. Antalyaspor kendi evimizde. Kadıköy'de Antalya. Evet. Bir orta saha. Sofyan Amrabat. Az önce anlatmaya çalıştığım şey bunda da birbirine yakın değerler ya. Yani bu adam ön libero da oynayabiliyor mu? Pozisyon alması 6, topsuz alan 14. Bu yüzden bu arkadaş pozisyon almada yaşayacağı sıkıntılardan dolayı başımızı ağrıtabilir. Defansa yönelik oyuncu alırken bunlara dikkat etmek lazım. Çocuklar böyle başlıyoruz. Yani 6.'dan itibaren şampiyonluk yarışında herkesin söz hakkı var. Yusuf Erdoğan bakalım ne olmuş? 25 yaşına gelmiş. Fena da değil. Volkan Şen'den iyi bence. Hurtado. Kanatlardan etkili olmaya çalışacak. Oo, Kadir. Kadir çok sağlam, sevdiğim bir orta saha oyuncusu. Makum da öyle. Çiko orta sahası çok sert. 3 tane birbirinden sıkıntılı adam var orta sahada. Üretkenlik bakımından düşük belki orta sahası ama beni oynatmama bakımından, top kapma bakımından gayet başarılı olacaklarını düşünüyorum. Aferin Solza. Üçüncü dakika, 25. dakika daha pozisyon yok. Tarık Çamdal mı? Kornerlerde direkleri savunmuyorum. Bir korner taktiği de yapmak lazım ya. Üçüncü sezondayız, kornerlere hiç dikkat etmiyorum. Alper Potuk bir darbe aldı ve oyundan çıkmak istiyormuş gibi duruyor. Kalçasına darbe aldı diyor. Alper sıkıntılıysan değiştirin. Volkan Şen'le şu tavayı yer değiştirelim. Biraz da öyle oynasınlar. Offside çok güzel. Pato sıkıntıdasın. Alper sıkıntılısın. Yani o
şeyin arasında iş yapamadı Kore'ye. Şöyle bir şey yapayım o zaman. Gelişmiş taktiğe git. Kore'yi daha ileri süreyim. Evet, şöyle bir şey yapayım. Ah be Volkan be, o golü atsam var ya. Vallahi Caner, senden bir şeyler bekliyorum açıkçası. Hop 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 hop. Tüh. Bu maçta 0-0 bitti. Ikoko 12 tane başarılı müdahalesi varmış Ikoko amcamızın. Sağ bek çok da iyi bir sağ bekmiş ya. Yani çok iyi, hani abartmıyorum ama iyi yani. Devam diyelim yani, analizlerde bu zaten baktığımızda anlayacağız. 7 tane kaleci şut çekmiş. Niye bana gelen bütün kaleciler böyle birden coşuyor? Zülküfçüm ayıp. Elazığ'ın eski kalecisi değil mi? Ha. Elazığ. O kaleciyle Zülküf'le alakalı enteresan bir bilgiye sahibim. 6 kardeşler yanlış hatırlamıyorsam, ya da 5 kardeşler. Hepsi futbolcuymuş. Tabi bu geç Elazığ'da oynarken duymuştum. Spiker söylemişti. Sadece Zülküf profesyonelmiş. Diğer kardeşleri de futbolcu ama amatör şeylerdi, takımlarda. Ne kadar indi? 6 kardeş, 5 kardeş, hepsi futbolcu. 11 günlük bir ara. Yarı final birinci ayak. Bursaspor deplasmanda şu antrenmanı, taktikler diyelim. Pardon, taktik, antrenman, takım diyelim. Şöyle yapalım. Hücum değil. Bu ana odak savunma yerleşimi. Allah Allah. Bu ne lan? Savunma yerleşimi. Hücum organizasyonları. Taktiklerde de duran toplara gelelim. Köşe vuruşları. Tamam. Ha, sola mı koymadık? Ha. Pardon, yanlış oldu. Defans sol. Defans sağ. Defans sol. Tam ileride kal. Orta saha oyuncularım. Yani gerçi Alper biraz kısa ama olsun. Aynen şöyle bir bakayım. Kayar ne yapıyormuş? Uzun boylu oyuncuyu marke et. Savunmada kal değil. Sen de uzun boylu oyuncuyu marke et. Hı.
gol oyuncuyu mark et. Savunmada kal değil. Uzun boylu oyuncuyu mark et. Tam iki tane stoperim. Souza sen de uzun boylu oyuncuyu mark et. Tamam. Savunmada sağda solda şimdi. Sağda ne yapmışız? Evet. Şöyle yapalım. Kısa. Yakın direğe atalım. Ya da siz ikiniz geride kalın. Aynen. Tamam. Hadi bakalım çocuklar. İlyas Köprülü. On koca gün. Topsuz alan 11. Siz de diyeceksiniz taktım bu topsuz alana topsuz alana ama topsuz alan güzel bir şeydir. Oyuncularda bu özellik iyi bir şeydir. Çünkü topsuz alanı iyi olan oyuncular yer değiştirmesi fazla olacağı için şey olur. Marke edilmesi de zor olur. Yani ne bileyim forvet arkası oyuncunuz topsuz alanı çok yüksektir. Ha bir de mevkiden bağımsız oyna dersiniz adama. Dadundan yenmez. Bursa Spor maçını da bir dakika şöyle bir hesaplama yapalım. Normalde ben sezonları 7 bölümde bitirmeye özen gösteriyorum. Şimdiye kadar hepsini 7 bölümde bitirdik. Bunda bir kaç maç yaptık? 5 maç yaptık. Bu 6. maç. Geriye 9, bir de şeyi kazanırsam 10 maç olacak. Finale çıkarsa. 2 maç yaptıktan sonra ara verelim. Diğer bölüme geçeriz. Diğer bölümde devam ederiz daha doğrusu. Ya da 3 maç yapalım. Premier Lig'den haberler değil. Aslında devre arası için bölüm de çekmek isterim ama devre araları sizin de takdiriniz. Yani çok yavaş, çok sıkıcı, sürekli sağdan soldan haberler geliyor. İşte hani bir atraksiyon, pek bir atraksiyon yok yani. Sözleşme imzalama, oyuncu bakma, oyuncu alma. Yani inanın bazen o kadar uzun sürüyor ki ben bile sıkılıyorum. Neyse ki bu sene bir ara sezon çekeceğim Türkiye'nin Avrupa macerası için. Onun için de ayrı bir bölüm yapacağım. Sadece izleyici olarak gireceğiz. Ben de sizin gibi izleyeceğim sadece. Güney Avrupa'nın Juan Angel Roman. Bir keresinde Sivasspor'u almıştım. Bu Barcelona'nın altyapısından olması lazım. Evet. Ücretsiz olarak almıştım Sivasspor'a. Aldığım sene bir sezon oynatabildim. Başka bir takım almıştı direkt benden. İyi bir kanat oyuncusudur. Orta seviye takımlar için şiddetle tavsiye ederim. Yani hatta ben o zaman Sivasspor'a
sözleşme imzalamıyordu. 5,5 milyon euro serbest kalma bedeli istemişti benden. Yoksa şey imzalamıyordu. Ben de mecburen imzalamak zorunda kaldım. Ama olmaz ki ya. Şuraya bak. Takımın yarısı şeyde oynuyor. Milli takım kampında takımın yarısı. Bütün defans dörtlüm yok ya. Nasıl oynayacağım şimdi ben? Şaka gibi ya. John Boy sakatlanabilirsin yani herhalde. Zivkovic. Top kapma 8, markaj 9. Senin bir de sağ bekte görüşün. Sol beke kimi alalım? Şuraya bak. Altyapıda var mı oyuncu? Vallahi var. Karahan Subaşı. Seni sol bekte oynatacağız mecburen Karahancığım. Abdullah Pekmezci. Stoper. Seni de stoperde oynatacağım. Ferhat Ayaz zaten kadroda değil. Erdi Şehit. İşimize gelmez. 19 yaş. Dursun Tümler. Bu da kiralık. Cengiz Bostan. Ofansif orta saha sol. Cengizciğim seninle niye sözleşme imzalamamışız? Bu arada iyi oldu seni gördüğümüz. Gelecek vaat edebilecek bir oyuncusun. İbrahim Demirhan. Neyse siz de boş verin. Niye üzgünsün sen? Mutsuzmuş. Kiralık gitme iyisini. Al ben seni oynatıyorum. Abdullah Pekmezci'yi de buradan stopere koyalım. Fernandez, Erten, İlhan Aydın başka takımda zaten. John Boy. Ya bu kadar saçma sapan bir maça çıkardığı için utanması lazım. John Boy sağ bekte oynatırdım da sakat ya. Galatasaray'ı çok merak ediyorum. Galatasaray ne yapacak? Bunun da var. 3 tane oyuncusu var. Arkadaş, adamların oyuncusunu bile şey almamışlar ya. Selçuk İnan milli takım alınmamış mı? Thomas Nesit bugün çok kafa vurur vallahi. Emre Çolak. Abdullah ne yaptın ya? Dandan vurdun. Souza, Correa, Cengiz, Zivkovic, Sabek. Çok güzel be. Offside miydi lan? Yok değilmiş. Mehmet Topal. Hadi canım, Andreas Zivkovic pozisyonun dışında oynatılıyormuş. Tüh, gol kaçtı. Evet, Correa ön direk, Mabyala karşıladı. Mehmet Correa dönüyor. İçeri atarsa güzel. Cengiz bir gol daha kaçtı. Laris Mabyala sarı kart gördü. O da güzel. Stoperleri sarı kart. Emre Çolak ortaladı da Hakan karşıladı. Aferin Hakan. Emre Çolak tekrar tavrını bırakmadı. Correa, Varela. Yalnız of, daha sıkı markajı kaldırdıktan sonra bek oyuncuları biraz daha
kapalı oynamaya başladı. Tabii bunda defans çalıştırmanın da etkisi vardır muhakkak ama. Aa! Kaleye tutsa gol olacak mıydı acaba? Abdullah Pekmezci. Vallahi bu ilk maç 1-0'lık skor bana yeter. Selçuk, Nesit indirdi Pato. Nesit faul lan. Orada 10 kişinin eline çarptı. Gene gol ona verildi ha Nesit'e. Ya John Boy'u alıyorum ben Abdullah. Umarım sakatlanmaz. Emre Taşdemir. Vurun lan da. Çok iyi orta, çok iyi vuruş, gol. Selçuk Alibas. Aman, aman, aman. Beraberlik golü gelir mi? Rıp, gelmedi. Mehmet Cengiz. Cenkiz. Hoca bitti maç hoca. Hoca bitti maç. Hoca maç bitti. Hocam. Yılmaz Vural gibi. Hocam. Ya tavuğun o nasıl top sürme lan? Bir oraya bir oraya. 2-1 bitti. Yani yapacak bir şey yok. Elbette kazanalım. Bursaspor ezmiş geçmiş ya. Abdullah profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Yani yalnız gerçekten adamı az önce iyiymiş özellikleri falan dedik. Adamı oynatmak zorunda kaldık. Bu arada Gilerme, sol bek, Salzburg. Caner'i satıp bunu mu alsam ya? Takip listesine ekleyelim, süresiz. 23 yaşında Alexander Javric. Paulo Miranda. Yok yavrum ya. John Boy takımla birlikte çalışmaya başladı. Şuraya bak. 3 maçta, son 3 maçta hiçbir şey yok. Tırt. Ligde beraberlikler. Kupada yenilmeler. Fikstüre bakalım. Ne oldu puan şimdi durumu? Allah'tan Kasımpaşa da benimle birlikte gidiyor yani bu takımlarda. Bu maçı da oynayıp veya sonra aralarda ne var? 22, 29. Bu maçı da oynayıp bu bölümü bitiririm. Diğer bölümü, bütün maçları bitiririm. Çünkü peş peşe geliyor. Arada hiçbir şey yok. Poulsen. Bu da bir arkadaşımızın önerisiydi ama almak nasip olmadı. Şey şu ne istiyorsun ya? Altyapıda çıktı değil mi ama ne oldu? Ne? Luis Miguel'e Şanlıurfa. Menajerlik görevini mi teklif et? Gitsin ya. Gitsin yenisini alırız yerine. Jovic. Jovic de benim yeni santraforum olacak. Genç santraforum. Vallahi billahi bir saç kokayar Serdar, Caner, Ozan, Souza, Koraya, Zivkovic, Alper, Alexander Pato. Ali Alper'i kanatta mı oynatıyor? Hadi bakalım. Bu sefer durumlar değişti. Daha iyi bir kadroyla geliyorum karşına. Orkan hiç Adana Demirspor'da hiçbir şey yapamadı ya. Şuraya 24 maçta 1 gol, 5 asist. Hadi çocuklar. Sivok, Dani, Serdar,
Caner, Ozan, Alper. Çok iyi bıraktık orayı. Arapası Alexander Pato. Fenerbahçe maçı evet süper başladı. Şimdi çocuklar bak. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Emre Çolak sakatlandın mı canım benim ya? Yara bandı göndereyim sana. Kore'ye sarı kart. Caner, Ozan, Caner, Ozan, Zivkovic ve ikinci gol geliyor. Hop 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 çocuklar. Bir anda ortalık karıştı. Ne oldu öyle ya? Devam edin güzel oyununuza. Ozan'dan Alper'e yetişemeyeceği bir pas. Pato 3. gol geldi mi gelmedi ya. Oradan gerçi içeri çeviremez ki orada önünde adam var ya. Ben de çok şey istiyorum. Zivkovic ayağından açtı. Zalat Mitse kim ya? O nasıl bir top sürmedir ya? Zivkovic, Ozan, Souza, Correa, Souza direkten. Çok iyi pas. Alper 3. gol gelmedi çünkü orada rahat bir vuruş imkanı bulamadı. Takımda biraz oyuncu değiştirelim. Yoruldular. Correa, Deniz Karmaş sen biraz daha dur be. Virsaspor çok yoruldun. Hasan Ali Kaldırım, Caner sen de çok yoruldun. Ozan Tufan. Hadi sen de gel Deniz bakalım. Ayağın topa değsin 5 dakika. Gol. 3-0. Harika. 3 puanı 3 golle aldık. Beklerde yaptığımız bir değişiklik. Savunma çizgisinde yaptığımız bir değişiklik. Bize sonuç verdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Daha az gol dedik en azından. Deplasmanda. Pozisyonlar da biraz daha az verdik gibime geldi. Belki de ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.